Kamuda ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine yönelik genelge resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Çankaya Köşkü'nde koronavirüs tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda yeni tip koronavirüsün yayılmasının önlenmesi ve çalışanların sağlığı için alınabilecek ilave tedbirler görüşüldü. Toplantıda COVID-19 salgının yayılmasının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azalmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine yönelik kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Genelgede çalıştırılma biçimine bakmadan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst düzey yönetici, bakanlıklar, bağlı ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan, taşra teşkilatlarıyla mahalli idareler, bağlı kuruluşlarıyla mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı başkanı diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirleneceği bildirildi. Çalışanlarsa fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak. İdari izinliler uzaktan veya dönüşümlü çalışan amirlerinin izin dışında görev mahallelerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönme zorunluluğu oldukları hatırlatıldı.